Johnson Master'ı. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Johnson Master'larının tanıtımını yapacağım. Bu Johnson Master'ları kutu halinde, içerisinde çok sayıda prizmatik, düzgün, sertleştirilmiş, ince işlenmiş parçalardan mevcut. Bu master'ların 18 parça olanları var. 32, 47, 56, 76, 87, 103, 111, 128 parçalı olanları mevcut. Bu elimde görmüş olduğunuz 103 parçalı bir Johnson Master'ı takımı. Johnson Master'ı takımı ne işe yarıyor? Bu master'lar makine tasarım teknoloji alanında veya buna benzer alanlarda çok hassas işlerin kontrolünde kullanılan bir aletimiz. Kutu içerisinde şu şekilde üzerlerinde değerleri yazan parçalar mevcut. Mesela bu 100 mm boyunda bir parça. Hemen yanında 75 mm olan var. 50, 25, 24,5, 24. Geriye doğru gidiyor. 0,5 milimetreye kadar geliyor. Hatta 1,005 milimetre ile 1,49 milimetre arasına kadar da ince olanları var. Bunların hepsi prizmatik şekilde yapılmış, yüzeyleri taşlanmış kontrol aletleri olarak önümüze çıkıyor. Şimdi bu nasıl kullanılıyor arkadaşlar? Bunlar 4 grup. A grubu var, B grubu var ve C grubu var. Bu AA grubu masterlarımız ölçme aletlerinin kontrolünde kullanılıyor. A grubu olanlar ölçme laboratuvarlarında, B grubu olanlar ölçü aletleri yapımında, C grubu olanlar da bildiğimiz bu atölyelerimizde kullanılıyor. Kullanım şekli şöyle, elde edeceğimiz bir ölçü düşünelim. Bu ölçüyü birleştirme suretiyle meydana getiriyoruz. Mesela bu 75 milimetrelik. Hemen yanında 50 milimetrelik, diyelim bize lazım olsun 125 milimetrelik. Şimdi bunların yüzeyleri çok hassas işlenmiş olduğundan bezden güzelce siliniyor. Şu şekilde parlaklık. Çünkü bunlar birbirine yapışacak. Mıknatıs değil. Yapışma nasıl gerçekleşiyor? Yüzeyleri çok temiz. 40 kilo yaklaşık bir baskıyla bastırıldığında yapışma özelliği doğuyor. Deniyoruz. Şu şekilde yapışıyor. Ne oldu bu ölçümüz? 125. Diyelim efendime çok ince bir parça 2,5. Şu şekilde baskı uygulayarak yapıştırıyoruz. Yani bu şekilde parçaları ekleye ekleye belli bir ölçü elde ediyoruz. Peki bu ölçüyü nerede kullanıyoruz? Bu ölçüyü demin de söylediğim gibi 4 grup olduğundan hangi alanda kullanmak istiyorsanız orada kullanılır ama tabii bu şekilde kullanılmıyor bunlar. Bunların yedek parçaları var, yardımcı parçaları var, cetvel diyoruz buna. Bunlar cetvel içerisine dizilmek suretiyle ilgili yerlerde kullanılıyor. Kısacası arkadaşlar bu Johnson Master'ı dediğimiz takım kontrol amacıyla kullanılan, çok sayıda prizmatik parçaları olan, üzerlerinde değerleri yazan ve istediğiniz ölçüyü birbirlerine yapıştırmak suretiyle elde edilip cetvel denilen kısımlara yerleştirilerek ilgili alanda kullanıyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.